Asrın felaketi olarak nitelenen depremin fay hatlarının geçtiği tarım arazilerinde yarıklar meydana geldi. Bazı köy ve bağ evlerinde hasarlar oluştu. Fay hattındaki bazı köy evleri ise adeta yarılan toprakla birlikte ikiye ayrıldı. Bunun yanında zeytin, badem, incir ağaçları ile çeşitli sebzelerin bulunduğu tarım arazilerinin sulanması için kullanılan havuz ve göletlerde de hasar oluştu. Yarılmalar ve toprak kayması nedeniyle kot farkının yaklaşık 1 metreyi bulduğu bazı arazilerde, tarla ve bahçelerde ise 5-6 metre genişliğinde çökmeler yaşandı. Kahramanmaraş'ın Türkeli ile Gaziantep'in Nurdağ ilçelerinin sınırındaki Bademli köyünde de yaklaşık 400 dekarın sulanmasına kullanılan havuzda yarıklar meydana geldi. Bölgede tarımla geçimini sağlayan çiftçiler, havuz yeterli dolulukta olmadığı için ürünlerini sulayamıyor. Şu alan da benim görmüş olduğunuz alan, benim zeytin bahçem. Fay hattı da tam bunun içerisinde geçiyor. Aşağı yukarı 7-8 metreyi 1 metreye yakın mesafede çökertmiş durumda. Zaten siz de gördünüz, zeytinlerin bazılarını yan yatırmış, bazıları orada bir havuz vardı, onu çökertmiş. Ne yapalım? Allah'tan gelene bir şey diyemeyiz tabii ki. Yüzyılın felaketi bu. Biraz önce de bizim burada aşağı yukarı 50-60 senede önce yapılan bir havuzumuz vardı. Önünde 400 dönüm bir arazimiz var. Burayı suluyoruz. Şu anda zeb ekme dikme zamanı tam. Su olmadığı için biz de biraz sıkıntı yaşıyoruz. Depremden dolayı da bizim havuz biraz hasar aldı. Çatladı 3-5 yerinden. Su tutmuyor. Aşağı yukarı 40-50 santim anca bir su birikintisi oluyor. O da tabandan kayıyor sular. Orayı biz bir an önce yetkililerimizden, büyüklerimizden, belediye başkanımızdan, kaymakamımızdan, valimizden, büyüklerimizden buranın bir an önce onarılıp bize yeri verilmesini istiyoruz. Evet, su tutmasını istiyoruz. Bizim tek ricamız bu.